Selam dostlar. Değerli arkadaşlar, başka bir cihaz incelemesi ile daha sizlerle beraberim. Bu videoda sizlere şu an önümde gördüğünüz Honor Band 6 akıllı bilekliği tanıtmaya çalışacağım. Arkadaşlar, ben cihazı 2 hafta önce kadar sıfır olarak satın aldım. 2 haftadır da kullanıyorum. Bu 2 haftalık süre içerisinde edindiğim izlenimleri bu videoda sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle şurada kutunun ön yüzünde cihazın kendisini görüyoruz. Honor Band 6. Hemen kutunun arka kısmına geldiğimizde cihazın kimi özellikleri yer almış. Bunları videonun ilerleyen bölümlerinde değineceğimiz için şöyle kısaca söyleyeyim. 1.47 inç AMOLED ekran varmış cihazda. İşte hızlı şarj özelliği var. Uzun batarya ömrü gibi. Vakit kaybetmeden hemen kutumuzu açalım. Bizleri neler karşılıyor hemen bak. Cihazın kendisi bizi karşılıyor arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. Şu içeriğinde başka neler var hemen ona bakalım. Bir tane şarj kablomuz var. Çin'in de olduğu bir adet kullanım kılavuzu. Bir tane de garanti belgesi var arkadaşlar. Cihazın kutu içeriği bu şekilde. Hemen şunları kenara alalım. Saat bilekliğimizi, daha doğrusu saat diyorum habire de bileklikle saat karması bir şey bu arkadaşlar. Bilekliğimiz bu. Honor Band 6. Cihazın biraz tasarımına bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi komple siyah bir yapıda bilekliğimiz. Orta kısmı ABS plastik. Kaliteli bir plastikten yapılmış. Hemen şu uzun kenarında Honor yazısını görüyoruz. Diğer uzun kenarında da şöyle kırmızı bir şeridin olduğu basma butonumuz var arkadaşlar. Bu butonla bilekliğimizi kontrol edebiliyoruz. Kordonların değiştirilebileceğini zannetmiyorum. Öyle bir yapıda değil. Dolayısıyla bu saati, daha doğrusu bu bilekliği almayı düşünürseniz rengini ona göre seçmenize fayda var. Ki internette baktığımızda Honor Band 6'nın 3 adet rengi olduğunu görüyoruz. Bu önümde gördüğünüz komple siyah. Bunun gri ve pembe olmak üzere 2 adet rengi daha mevcut. Piyasada bulabiliyorsunuz. Özelliklerine geldiğimizde 1.47 inç bir ekran büyüklüğü bizi karşılıyor. Bu ekran 194'e 368 bir çözünürlük bize veriyor. 16 milyon renk destekli. 2.5D, daha doğrusu kavisli bir ekran var arkadaşlar. Şöyle kenarından hafif bir kavis verilmiş. Şu kenarlarından. AMOLED bir ekran bu arkadaşlar. Tabii ekran çözünürlüğü fiyat performans kategorisinde olduğu için bu bileklikte biraz düşük olmuş arkadaşlar. Gönül isterdi ki ekran çözünürlüğünün biraz daha yüksek olması. Ancak çok şöyle burnunuza kadar getirmediğiniz sürece ekrandaki pikselleri görmeniz pek olası değil. Bu boyuta göre yine de bir iyi bir çözünürlüğü olduğunu söylemek mümkün arkadaşlar. Genel özelliklerine geldiğimizde arkadaşlar bu bileklik 10 tane profesyonel egzersiz modunu destekliyor. Bu modları hemen söyleyelim size. Daha sonra bilekliğin kendisinden de zaten söyleyeceğim. Açık hava koşusu, kapalı hava koşusu, daha doğrusu kapalı alan koşusu, açık alan yürüyüşü, kapalı alan yürüyüşü, bisiklet, serbest antrenman, yüzme, kürek ve eliptik bisiklet olmak üzere 10 adet spor modunu bu akıllı bileklik otomatik olarak siz o sporu yapmaya başladığınızda tanıyor ve ona göre aktivitelerinizi tutmaya başlıyor arkadaşlar. Bunun dışında 96 adet antrenman sayısı var cihazın desteklediği. Bunun dışında diğer özelliklerine geldiğimizde titreşim destekliyor arkadaşlar. 50 metreye kadar su geçirmez olduğu söyleniyor. Üreticinin söylediği bu. Akıllı bildirim, alarm, çağrı reddetme, yani telefonunuzda gelen çağrıları kabul edip veya reddedebiliyorsunuz bu bileklik yardımıyla. Müzik çalar kontrolü var. Telefonumu bul özelliği var. Bunları cihaz üzerinde biraz sonra göstereceğim. Kadın sağlığı takip özelliği var. Kalori takibi, kandaki oksijen seviyesi ölçümü yapabiliyor. Uyku takibi, aktivite takibi, hava durumu, kronometre genel özellikleri bu bileklikte görebiliyoruz arkadaşlar. Hemen cihaz üzerinde bu saydığımız özellikler ne şekilde işliyor ona bakalım. Bilekliğimizle ilgili tüm ayarları arkadaşlar şu kenardaki orta tuş yardımıyla yapabiliyoruz. Yukarıdan aşağı bir parmak hareketiyle cihazdaki ayarları yapabiliyoruz. Hemen şurada gelen aramaları, bildirimleri vesaireleri bu şekilde aktif ve deaktif edebiliyorsunuz. Burada titreşim ekranın uyku modunu ayarlayabiliyorsunuz. 5 saniye, 10 saniye, 20 saniye sonra gibi. Cihazda alarm kurabiliyoruz. İstediğimiz bir saatte işte 07'de kalkacağım işte veyahut da saat 12'de işim var gibi. Bu ayarı bileklik üzerinde de yapabiliyoruz arkadaşlar. Şuraya tıkladığımızda da cihazla ilgili genel ayarları ve kimi özellikleri görebileceğimiz bir ekran bizi karşılıyor. Buraya baktığımızda da yine ekranla ilgili kimi ayarları yapabiliyoruz arkadaşlar. Burada çeşitli saat kadranlarını ayarlayabiliyoruz. Parlaklık ayarlayabiliyoruz. Ben şu an 3'te kullanıyorum. 3 ayarında dışarıda güneş ışığında ekranı çok rahatlıkla görebildiğimi söylemek mümkün arkadaşlar. Bu yeterli geliyor. Şurada gelişmişe tıkladığımızda yine bilekliğimizin uykuya dalma, ekranın uykuya dalma veya ekran açık kapalı süresini değiştirebiliyoruz. İşte titreşim özelliğini aktif edip veya deaktif ediyoruz. Açıp kapatabiliyoruz veya daha güçlü olmasını sağlayabiliyoruz. Titreşiminin veya daha düşük olmasını gibi çeşitli ayarları yapabiliyoruz. Burada da sistemin işte açık kapalı sıfırlama gibi kimi özelliklerini, kimi ayarlarını yapabiliyoruz. Yine bilekliğimizde şöyle sağdan sola doğru bir hareketle ekranda yaptığımızda o gün içerisinde attığımız adımları görebiliyoruz. Mesela 3940 adım atmışız bugün içerisinde. Yine telefonumuzdaki müzikleri bu şekilde kumanda edebiliyorsunuz arkadaşlar. Hava durumunu görebiliyoruz bilekliğimiz üzerinde. Yine stres takibini bu şekilde bilekliğin üzerinde takip edebiliyoruz, görebiliyoruz. Kalp ritmi takip etme özelliği de var arkadaşlar bilekliğimizde. Bu şekilde bu aktivitemizin durumunu saat bilekliğimiz üzerinde görebiliyoruz. Tabii bütün bu aktiviteleri telefona kurduğumuz Health uygulamasında daha ayrıntılı olarak görebiliyoruz arkadaşlar. Videoyu maalesef ben telefonumla çektiğim için telefon üzerinden bunları göstermem pek mümkün olmayacak. Ama bunları telefon üzerindeki kullanımlarını screenshot olarak videoya da ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan da videonun içinden de bunları siz ekran görüntüsü olarak görebileceksiniz. Şimdi arkadaşlar bilekliğimiz birçok kadran değiştirme imkanımız var. Yüklü gelen en az 5-6 tane kadran var. Ancak yine siz telefon üzerindeki Health uygulamasından bu kadranları istediğiniz şekilde yükleyip kullanabiliyorsunuz. Çeşit olarak da çok fazla benim için yeterli geldiğini söylemem mümkün. Çok değişik, çok hoş. Ekran da büyük olduğu için kadranlar bu bileklikte yer alıyor arkadaşlar. Örneğin ben size birkaç tane göstereyim. Şöyle üzerine biraz bastırıyoruz. Mesela şöyle bir kadranımız var. Benim daha sonradan yüklediğim işte kimi kadranlar var yine bu şekilde. Şöyle birisini seç. Tekrar başa gelelim. Evet. Gördüğünüz gibi oldukça çeşitli ve hoş kadranlar bu bileklikte yer alıyor. Şöyle tekrar bir kere daha tıklıyoruz arkadaşlar. Cihazın kullanabileceğiniz kimi özelliklerini cihaz üzerinde göstermeye devam ediyoruz. Şurada kronometre var gördüğünüz gibi zamanlayıcı. Yine alarm özelliğimiz var. Bu şekilde kurabiliyoruz. El feneri özelliği var arkadaşlar. Şöyle üstüne bastığınız zaman ekran komple beyaz. Bu şekilde el feneri olarak da kullanabiliyorsunuz. Telefonumu bul özelliği var arkadaşlar. Şöyle tıkladığınız zaman bu şekilde bir alarm çıkıyor. Üste geldiğimizde şöyle hava durumu özelliği var. Hava durumunu bileklik üzerinde takip edebiliyoruz. Telefonumuza gelen bildirimleri görebiliyoruz arkadaşlar bu şekilde. İşte müzik onu söylemiştim. İşte nefes egzersizlerimiz. Stres takibi yapabiliyor arkadaşlar bilekliğimiz. Şöyle uyku takibi yapabiliyor. Bu verileri görebiliyorsunuz. Aktivite kayıtlarınızı görebiliyorsunuz. Yine şurada işte kandaki oksijen seviyesi ölçümü de bu bileklikte yapabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Kalp atış hızımızı 7-24 takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde şöyle üzerine tıklayın. Gördüğünüz gibi ben şu an dinlenme modunda benim kalp atış hızım 62 olarak gözüküyor. Egzersiz kayıtlarınızı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi öyle biraz önce bahsettiğim egzersizleri yapmadığım için burada bir şey gözükmüyor tabii. Şurada da egzersizlerimizi görüyoruz. Biraz önce de bahsettiğim açık hava koşusu, iç mekan koşusu, açık alan yürüyüşü, kapalı alan yürüyüşü, iç mekan, bisiklet, havuzda yüzme, eliptik, kürek, diğer gibi. Evet arkadaşlar bilekliğimizin yapa geldikleri bunlar. adım sayar özelliği var arkadaşlar. Bunu da es geçmiştik. Şimdi tekrar hatırla. Ve bu adım sayar özelliği diğer aktivite ölçümleri gibi fikrimi söyleyecek olursam adım sayarda mesela arkadaşlar 100 adım attım. Saat üzerinde denedim. Bana cihazda bana 105 olarak bu veriyi verdi. 105 veya 110 olarak verdi. Dolayısıyla 100 adım düşündüğünüzde bunu artı 5 veya eksi 5 olarak düşünmenize fayda var ki bu da çok iyi bir değer arkadaşlar. Yani eksi 5 veya artı 5 bir yanılma payı var adım ölçümünde. Uyku takibi gibi kimi verileri de gerçeğe oldukça yakın olduğunu söylemek mümkün arkadaşlar. Yani bu bileklik bu tip verilerimizi bize mümkün olduğu kadar doğru düzgün sunuyor diye biliyoruz benim kendi deneyimime göre. Başka söyleyeceğimiz bir şey kaldı mı arkadaşlar? 180 miliamper bir batarya var arkadaşlar bilekliğimizde. Honor'un bize söylediği 14 gün bir batarya ömrü verdiği, ben de 2 haftalık kullanımda bu süreye yaklaştığımı çok rahat söyleyebiliyorum arkadaşlar. En son şarja taktığımda cihaz %18 kalmıştı. Bu %18 kalana kadar da ben bilekliği aktif olarak 12 gün çok rahat kullandım. Dolayısıyla bu ekrana göre, bu özelliklere göre 2 haftalık bir ekran süresi oldukça iyi bir süre arkadaşlar. Ve cihazımızı sıfırdan %100'e şarj etmek yaklaşık 1 saat sürüyor arkadaşlar. Bunu kendim ben test ettim. Bilekliği arkadaşlar Android 6.0 üzeri tüm telefonlarda kullanabiliyorsunuz. Yine iOS iPhone'da da kullanabiliyorsunuz. Yine iOS 9.0 sürümü ve üzerini destekliyor Honor Band 6. Ağırlık olarak 18 gram arkadaşlar. Şöyle bileğime takayım. Bileğimde de görünüşü bu şekilde. Yani ben bilekliğimde çok ağırlık istemeyen biriyim arkadaşlar. Daha önce Samsung'un Gear S3 model akıllı saatini ve yine Huawei'nin akıllı saatini kullandım. Normal standart klasik akıllı saatlerini. Onlar bayağı bir ağır kalıyordu. Ben bu bilekliğin ağırlığını neredeyse hissetmiyorum arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi çok rahat. Hiçbir şekilde sizi rahatsız etmiyor. Ekranın bu şekilde büyük olması çok büyük bir avantaj. Ben daha önce gerek yok falan diye düşünüyordum. İşte adımlarımı saysın, işte saati göreyim falan filan. Mi Band 5'i kullanırken ama bu cihaza geçince çok rahat ettiğimi ekran konusunda ve yine batarya süresi konusunda söyleyebilirim arkadaşlar. Yine ekleyeceğim bir şey var. Honor Band 6 piyasadaki Huawei Band 6 ile özellik olarak ve tip olarak da hemen hemen aynı. Hiçbir fark yok arkadaşlar. İkisi arasındaki tek fark fiyat farkı. Honor Band 6'yı piyasada 485 ila 540 TL arası çok rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Buna karşılık Huawei Band 6 600 liradan başlıyor. 750 TL'ye kadar fiyat bandında bulabiliyorsunuz. Ve Huawei Band 6 ile Honor Band 6 arasında kalırsanız hiç düşünmeden Honor Band 6'yı alabilirsiniz. Diğerine boşuna para vermenize bence hiç gerek yok. Bu da size benim bir kıyam olsun. Kendi izlenimlerimden bahsedeyim arkadaşlar. Zaten genel olarak bütün her şeyi söyleyeyim. Daha önce Band 5 kullanmış birisi olarak bu cihaza geçtiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum ve iyi ki de geçmişim diyorum. İndirimleri takip edin arkadaşlar. Yani 400'e bu cihazı bulursanız bence hiç kaçırmayın derim. Hemen üstüne atlayın. Başka da bir akıllı bileklik düşünmeyin. Alın gitsin. Evet arkadaşlar. Söyleyeceğimiz bu kadar. Sorularınız olursa, merak ettiğiniz şeyler olursa videonun altında yorum kısmında bana yöneltebilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım. Sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğenip paylaşabilirsiniz. Bu tür destekleriniz olursa sevinirim. İçerik üretmek için elimizden geleni yapıyoruz. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Lütfen kendinize iyi bakın.